Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi data odaklı pazarlama sunumuyla Aslı Gücüyener bizimle olacak. Merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba Aslı Hanım. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz etkinliğimize. Hoş bulduk, Dubai'den selamlar. Evet, Dubai'den katılıyorsunuz. Orada durumlar nasıl? İyisiniz inşallah. İyiyiz, çok sıcak sadece. Evdeyiz, karantinadayız. Herkes gibi. Ben sizin çok vaktinizi almadan sunumunuza geçebiliriz isterseniz. Tamam. Soru cevap kısmında görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler. Öncelikle herkesin, annelerinin, aramızda olan ve olmayan annelerin Anneler Günü'nü kutlamak isterim. Antalya'daki Women Tech Makers ekibine ve de aynı zamanda daha geniş olan Google Developer Groups'a da teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Umarım bu zaman geçtikten sonra daha sağlıklı bir dönemde de yüz yüze bir araya gelme fırsatını bulacağız. Bugün sizlere pazarlama teknolojileri üzerine bir konuşma hazırladım. Önceden belirtmek isterim ki bu teknik bir sunum değil. Yani az önce Selin'in sunumu kadar teknik ve ilginç olacağından emin değilim ama ben de elimden geleni yapacağım. Ama bugünse daha çok pazarlama teknolojileri nedir? Nasıl ortaya çıktı? Biz nasıl uygulamalar yapıyoruz iş yerinde? Ve de aynı zamanda bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlar da kendilerini nasıl hazırlayabilirler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ondan önce de size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Aslı, Ankaralıyım. Teknik bir eğitimim olduğunu söylemek haksızlık olur. 2004 senesinde Bilkent İşletme bölümünden mezun oldum. Sonra Londra'da LSE'de yeni medya ve bilişim teknolojileri üzerine master yaptıktan sonra 2006'da Türkiye'ye döndüm. 2011'e kadar da iyi kötü farklı firmalarda ve ajanslarda web ve dijital projelerde çalıştım. Google'a geçmeden önce de Türkiye'de Mars Entertainment Group markalarının dijital operasyon ve stratejilerini yürütüyordum. 2011 senesinde Google'a geçtim. 9 yıldır bu firmadayım. Bunun son 5-6 yılı MarTech, yani pazarlama teknolojisi dediğimiz alan üzerine geçti. Şu an halen de Google'ın bu MarTech çözümü olan Google Marketing Platformu Orta Doğu ve Kuzey Afrika satışından sorumlu bir ekibim var. Bu da benim 20 sene öncesinden resmim. Bu sunumu hazırlarken düşündüm nasıl yapabilirim diye ve üniversite kimliğinden bu resmi buldum. Sunumu da size 2000 senesindeki üniversite öğrencisi Aslı'nın sıkılmayacağını umduğum bir şekilde yapmaya çalışacağım. İlginizi çekeceğini umuyorum. Şimdi pazarlama teknolojilerini anlamak için önce pazarlamanın son 20-30 senelik evrimini anlamak önemli. O yüzden ilk bölümde size biraz bu zaman diliminden bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce de bu bakışa pazarlamayı iyi kötü tanımlamamız gerekiyor. Herhangi bir pazarlama eğitimi almış bir öğrenci eminim pazarlamanın 4P'si ile mutlaka karşılaşmıştır. Özür dilerim. Harika oldu. Kuzeyciğim bir saniye. Ben bir saniyenizi rica ediyorum. Evet.
çalışan annelerin durumu. Gelelim temel pazarlama teorisine. 1960'larda Amerikalı pazarlamacı olan Jerome McCarthy'nin bir teorisi bu. Ve aslında pazarlama eylemini dört ana kolda anlatıyor. Bunlar nedir? Ürün, fiyat, promosyon ve yer. Ürün dediğimiz ne yapacağız? Bu ürünün hangi çözüme şey yapması lazım, cevap vermesi lazım? Kaça satacağız bu ürünü? Bu ürünü satarken fiyat olarak ne kadar fiyatlayacağız? Aynı zamanda da promosyon yaparken de televizyon reklamı mı yapacağız? İşte nasıl mesajla bu ürünü anlatacağız? Ve bu ürünü nerede insanlar tüketecek ya da hizmeti? Şimdi buna baktığımız zaman ben pazarlama öğrenirken hepimiz bu dört köye göre pazarlama stratejileri yapıyorduk. Ama tabii şu anki gerçekliğe göre çok farklıydı bizim yaptığımız planlar. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir ürün çıkaracaksınız ve bu ürünün ile ilgili bazı araştırmalar yapmanız, Ar-Ge yapmanız gerekiyor. Ama hangi fonksiyonu daha iyi yapacağınıza dair tüketicilerden bilgi almanız lazım. Eskiden biz anketler yapardık. İşte pazar analizleri yapardık. Bunlara bakarak bir prototip geliştirilirdi. Bu prototipler fokus gruplara verilirdi. Fokus gruplardan gelen bilgilerle ürünü iyi kötü değiştirip pazara sunardınız. Fakat bu çok uzun ve gayet de hantal bir süreçti. Şu anda mesela çok küçük bir ürün bile ilk piyasaya çıktığı zaman YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da insanlar hemen deneyip ürünle ilgili bilgileri üreticilere anında verebiliyorlar. Hatta bazen de kullanılmasını öngörmediğimiz şekillerde ürünlerin yeni kullanım alanlarını bile görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi eskiden pazarlama pratiği dediğimiz bu olay çok tek yönlüydü. Yani markalar bir şeyler yapıyordu ve insanlara bunu anlatmaya çalışıyorlardı. Fakat çok önemli bir şey oldu. Dijital pazarlamanın doğması için internet hayatımıza girdi. 1992 senesinde internetin ticari kullanıma açılmasıyla 94'te ilk browser, tarayıcı diyebileceğimiz Netscape Navigator ortaya çıktı. Ve bunun çıkmasıyla pazarlamanın şekli tamamen değişti diyebiliriz. Aynı yıl 94 senesinde Procter & Gamble ve AOL ilk web sitelerini yaptılar. Ve web sitelerinin açılması ile de aynı yıl Yahoo bir içerik sağlayıcı olarak kuruldu. Bundan 4 sene sonra da internet arama motoru olarak hayatımıza giren Google doğdu. Bunlar da bu iki firmanın ilk arayüzleri. Peki web sitelerinin kurulmasıyla tabii ki bizim geleneksel pazarlama biraz değişmeye başladı. Sol taraftaki grafikte şekilde görüyorsunuz geleneksel pazarlamanın birkaç tane ayağı var. Açık mavi renkle gösterdiğimiz televizyon, radyo, billboard, outdoor reklamlar, gazete ve direct mail. Hatırlamayan var mı bilmiyorum aranızda ama biz eskiden postayla kupon ve broşür katalog alırdık. Bu dijital pazarlamanın hayatımıza gelmesi, web sitelerinin hayatımıza girmesiyle pazarlama kanallarına PPC dediğimiz pay per click, tıklama bazlı reklamlar, banner arama motorlarında çıkan reklamlar bunlar. SEO dediğimiz search engine optimization, arama sonuçlarında daha yukarıda ve ilişkili, daha anlamlı sonuçlar da çıkmaya yarayan arama motoru optimizasyonu hizmetleri ve e-mail pazarlaması, e-mail hayatımıza girdi ve e-mail pazarlaması da yerini aldı. Tabii siz şu anda mesela dijital pazarlama sadece bu üç şey olarak biz görüyorduk ve yapıyorduk. 2000'lerin ilk yarısında markalar tabii ayak uydurmaya başladılar. Bu reklam aktivitelerine ek olarak da daha bu alanda var olmak için içerik üretmeye başladılar. 2001 senesinde iPod hayatımıza girdi. Markalar podcastler yapmaya başladılar. Şu anda gene popüler bir nevi. Aynı zamanda hem içerik üreticileri, markalar hem de tüketiciler, kullanıcılar blog yapmaya başladılar. Google'ın Blogger adlı eski bir servisi vardı. Hepimiz blog yazıyorduk. Şu anki influencerların belki de teyzeleri, amcaları bloggerlar diyebiliriz. Hatta bazıları hakikaten öyle şu anda YouTube'da yayın yapan bazı influencerların. Bu esnada tabii ki bilgisayarlarımız daha kuvvetli olmaya başladı ve internet daha
hızlandı. 2004 senesinde sosyal medyanın da doğduğunu görüyoruz. Bundan önce tabii ki işte hayatımızda Yonca, Orkut vesaire gibi daha lokal web siteleri vardı diyebiliriz. Ama bu yıl 2004 senesinde Facebook yayına girdi. Bundan bir sene sonra da YouTube açıldı. Bu sosyal medyanın daha çok kullanıcıya erişmesiyle içerik üretimi bir sonraki seviyeye taşındı. Yani internet kullanıcıları kendi videolarını yükleyerek çok daha farklı içerik türleri üretebilmeye başladılar. Ne dedik? İnternet hayatımıza geldi, web siteleri kuruldu. Broadband bağlantı da çok büyük bir değişiklik yaptı bizim içerik kullanmamızda, internet kullanmamızda. Bunun bir ek olarak bir dönüm noktası da aslında akıllı telefonun bulunması. Ve bunun da miladi olarak bence 2007 yılında iPhone'un piyasaya çıkmasını söyleyebiliriz. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmadı iPhone'dan sonra. Ne internet kullanıcıları için ne de markalar için diyebilirim. Nasıl değişti peki tüketici ve dijital pazarlama? Aslında şöyle söyleyebiliriz. Pazarlama pratikleri değişen tüketiciye çoğu zaman ayak uyduruyor. Yani önce biz tüketimde içeriğin ve dijitalin tüketiminin değiştiğini görüp o şekilde her zaman tüketiciye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu da öyle oldu. Akıl telefonunda çağında tüketici dersek yeni bir tüketici profili çıktı. Biz buna connected consumer diyoruz. Yani aslında çevrimci ya da bağlantılı tüketici denebilir. Bu tüketici profili markalardan günün her saati, her yerde farklı ihtiyaçlarını karşılayacak mesajlar bekleyen bir profil. Bu kişiler kullanıcı yorumları bırakıyor. Sosyal kanallar aracılığı içinde de markalar için elçilik ya da aynı anda eleştiri de yapabiliyorlar. Ama önemli olan bunların hepsini yaparken de birçok data kırıntısı bırakmaları. Nedir bunlar, ne örnek olabilir? Mesela işte geceye cevaplanan e-mail'lar, sosyal medya paylaşımları, otobüste yapılırken yapılan küçük böyle son dakika e-ticaret alışverişleri gibi bir sürü veri noktalarından bahsedebiliriz. Sunumun başında size anlattığım bu tek yönlü pazarlama dinamiğinden şu anda daha çok bir diyalog olduğunu görebilirsiniz markalarla, firmalar arasında, pazarlama firmaları arasında. Buna ek olarak da tabii dünyada internete bağlanan insan sayısının giderek artması da bu veri hacmini, bu tüketicilerin bıraktığı veri kırıntıları dediğim veri hacmini giderek arttırmaya başladı. Günlük hayatında farklı platformlara veri bırakan tüketiciler, markalardan onlara doğru zamanda, doğru yerde ve doğru mesajla iletişimler vermelerini bekliyorlar. Bu zor gibi gözükse de aslında markalar için aynı zamanda büyük bir fırsat. İşte bu aşamada da bu çok önemli bir fırsat. Burada da pazarlama teknolojileri hayatımıza giriyor. Tabii bizim hayatımıza giriyor. Bu işe uğraşan kişilerin, firmaların hayatına giriyor. Az önce söylediğim gibi tüketicilerin yarattığı veri öbekleri markalar için büyük bir fırsat. Ve bu firmalarda bu verileri anlamlandırmak için temel pazarlama konseptlerini yarar hale getirmek için pazarlama teknolojilerini kullanıyorlar. Şimdi burada aslında bu teknolojiler özellikle firmaların müşteri ve operasyonları ile ilgili kendilerinin sahip olduğu bilgileri webdeki düzensiz bilgilerle iliştirmek ve çoğu zaman da makine öğrenimi ile anlamlı ve faydalı bir hale getirmeye yarıyor. Bu grafikte bir firmanın tipik ya da markanın veri evrimini görüyoruz. Birinci parti dediğimiz ERP ve CRM bilgileri web ve big data dediğimiz daha düzensiz bilgilerle iliştirilip daha anlamlı hale getirilmeye çalışılıyor. Aslında tabii ki machine learning'den bahsettik ama pazarlama teknolojilerinin büyük bir kısmı da düzenli verileri, düzensiz verileri düzenli veri haline getirip daha sonra başka düzenli verilerle de birleştirme üzerine kurulmuş. O yüzden veri yönetimi ve veri data maintenance dediğimiz alanda çok önemli. Bugün bize pazarlama teknolojisiyle ilgili bir sunum yapıldı ve biz ne hatırlıyoruz derseniz sizden tek ricam bu tanımı hatırlamanız. Hiçbir şeyi hatırlamazsanız
MarTech nedir dediğimizde aslında pazarlama kampanyalarının planlanması, uygulanması ve ölçülmesini sağlayan yazılım ve araçlar diyebiliriz kısaca MarTech ya da pazarlama teknolojilerine. Böyle söyleyince çok basit geliyor kulağa. Fakat bu slaytta gördüğünüz 2020 senesindeki MarTech ekosistemi, Marketing Technology Landscape dediğimiz pazardaki firmalar. Burada çok basit bir şekilde anlatsak da aslında global olarak bu pazarın yaklaşık 121 milyar dolarlık olduğu öngörülüyor. Ve MarTech adı altında farklı kanallarda da çözümler olduğunu görüyorsunuz. Burada işte içerik optimizasyonundan CRM çözümlerine, analitik çözümlerden sosyal medya yönetimine, otomasyon araçlarına kadar farklı çözümler var. Hatta data yönetimi ve aynı zamanda bu alanlarda çalışan kişilerin yönetimine dair de bakın management dediğimiz bir track var. Bu slide'da 5000 deseler de aslında şu an sanırım 7000'e aşkın firma bu alanda çalışıyor. Peki markalara geldiğimiz zaman pazarlamacılar bu firmalarla hangi alanlarda, bu pazarlama teknolojilerini hangi alanlarda kullanıyorlar diye araştırdığımızda bir tane çalışma buldum. Burada diyor ki şu an itibariyle en çok ilk sıralarda geleneksel, şu an için aslında benim geleneksel gördüğüm gene e-posta, e-mail yönetimi, sosyal medya yönetimi ve content marketing and management yani içerik yönetimi üzerine bir şey görüyoruz. CRM'i de aslında buna katabiliriz. Bunlar daha geleneksel dijital pazarlama pratikleri. Burada size önemli bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Morları, bordoların yanında aynı zamanda gri, açık gri bir grafik görüyorsunuz. Bu da pazarlamacıların önümüzdeki 12 ay içerisinde kullanmayı düşündüğü pazarlama teknolojilerini gösteriyor. Buna baktığımız zaman da %30'la şunu görüyoruz. Kişiselleştirme, ölçümleme ve otomasyon çözümlerini firmalar önümüzdeki seneler, sene içerisinde kullanıma almak istiyorlar. Bu çok önemli çünkü aslında pazarlama teknolojilerinin en önemli katma değeri diyebileceğimiz bu üç alanda bu grafikte gösterilmiş. Bunlar nedir? Kişiselleştirme, personalization, öngörü, prediction ve otomasyon, agility de diyebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi MarTech'in temel fayda alanları. Bizden de şu an için çalıştığımız firmalar ürünlerimizi kullanarak onlara bu üç başlık altında genelde danışmanlık vermemizi bekliyorlar. Size daha fazla artık ders içeriğinden çıkarıp biraz örneklere götürmek istiyorum. Nasıl bunlar firmalar, nasıl bu üç alanda çalışmalar yapıyorlar diye. Sizinle paylaşmak istediğim ilk kişiselleştirme örneği e-ticaret üzerine. Eminim hepimiz e-ticaret sitelerinde bize bir takım ürünler öneriliyor ya da işte bunu alanlar şunu da aldı gibi fonksiyonlar görüyoruz. Bu örnek aslında o kadar kompleks bir örnek değil. Çok basit olduğu için hoşuma gitti açıkçası. Very adlı bir e-ticaret sitesi var ve kullanıcılara çok daha farklı ana sayfa üzerinde ve login olmadan bir kişiselleştirme opsiyonu sunuyor bu e-ticaret sitesi. Siz hangi lokasyondaysanız o lokasyondaki hava durumuna bağlı olarak web sitesinin ana sayfasını hem değiştiriyor, mesajı değiştiriyor hem de ana sayfadaki koleksiyonu ve ürün gamını da sizin bulunduğunuz şehirdeki iklime göre adapte ediyor. Bunu yapabilmek için de sanıyorum ki bir landing page optimizasyon aracı kullanıyorlar ve bunu da muhtemelen bir hava durumu feedine bağlıyorlar. Buradan aldıkları gerçek zamanlı hava verisiyle de birkaç tane farklı oluşturdukları varyasyonla landing page'i optimize ediyorlar diye düşünüyorum. Bu arada bunlar benim firma bildirim yaptığımız örnekler değil. Çok daha farklı örnekler size getirmek istedim. Çünkü bunun bir hani satış sunumu olmasını istemiyorum açıkçası. Diğeri de enteresan bir, güzel bir öngörü, prediction çözümü. Bu bizim tarafta yaptığımız Google, hem Google Cloud platform hem de Google Marketing platformu beraber yaptığı bir kampanya. Burada da markaların farklı data noktalarını birbirine bağlayarak kullanıcıların şu an ne ile ilgilendiğini
anlayıp pazarlama kampanyalarını buna göre şekillendirdiğini ve adapte ettiğini görüyoruz. Nedir bu? Unilever'in Asya Pasifik bölgesinde başlattığı close-up diş macunu için bir sevgililer günü kampanyası. Firma sevgililer gününden önce bir kampanya hazırlamak istediğini söylüyor ve bu dönemde kişilerin hangi kelimeleri aradığına bakıyor Asya Pasifik bölgesinde ve de fark ediyor ki çiftlerin birbirine yakınlaşma, bilgiler sarılma çok hani tabii ki çok şey değil, sürpriz değil bunların bulunması ama bunları hakikaten aradıklarını arama motorunda görüyorlar ve öncelikle de kampanyalarının görsellerini arama terimlerine göre adapte ediyorlar. Öpüşme üzerine aslında tam yaptıkları şey. Daha sonra ilk kampanya çıkıyor, bu işte resimler, videolar çıkıyor. Aynı zamanda kampanya esnasında tüketicilerin marka hashtag ile yaptıkları, paylaştıkları resimlere bakıyorlar. Bu resimleri Google Cloud'un Vision API ile analiz ediyorlar ve bu resimlerdeki belli başlı temaları buluyorlar. İşte burada belli yerler mi var, belli yemekler mi var, belli şarkılar mı var? Bu temaları buluyorlar ve bu temaları kullanarak kampanyanın ikinci ayağındaki video reklamlarını çekiyorlar. Yani daha önceden planlanmış bir reklam senaryosu vesaire yok. Her şey bu hashtaglerin içindeki konseptler kullanılarak yapılıyor. Bu esnada tabii ki kullanıcılar devamlı data kırıntıları bırakmaya devam ediyor dedim ya. Yapılan yorumları Natural Language Processing API ile Google Cloud platformun GCP'nin analiz ediyorlar ve insanların kampanyaya nasıl reaksiyon verdiğini öğreniyorlar. Bu neden önemli? Şimdi tabii ki Türkiye'de bir kampanya yapıyorsak belki language processing'e ihtiyacımız yok ama Asya Pasifik çok büyük bir kıta ve ondan fazla ülkede tek bir alandan bu kampanya yönetiyorlar. O yüzden bir şekilde otomatize etmeleri gerekiyor çeviri işlemi. O anlamda da language processing API yardımcı oluyor. Ve bu tabii ki baştan sona kullanıcı odaklı ve tamamen otomatik olan ve ileride ne yapılacağını öngörülerek şekillenen bir kampanya olduğu için benim en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Benzer bir uygulamayı Lipton Ramazan ayında geçen sene MENA'da yaptı. Gelelim otomasyona. Otomasyonda da aslında gene Asya Pasifik'ten benim çok sevdiğim bir şey var, örnek var. Pazarlama teknolojileri aslında markalar için yarattığı katma değerlerden bir tanesi daha otomasyon. Ama otomasyon dediğimiz zaman aslında hem kişiselleştirmede hem de öngörüde iyi kötü bir otomasyon komponenti tabii ki var. Ama burada bahsettiğim otomasyon genelde daha sıkıcı ve tekrar eden kampanya, pazarlama kampanya işleriyle alakalı. Bunlar nedir? Kampanya raporlama, kampanya yönetimi, hatta reklam ve video görsellerinin üretimi dahi otomatize edilebiliyor. McDonald's Japonya aslında bir araştırmayla başlıyor kampanya. Diyor ki bizim diyor hava durumuyla satışlarımız arasında bir korelasyon var mı? Ne oluyor diyor. Değişen hava durumunun satışlarımıza etkisi ne oluyor diye bir araştırma yapıyor. Bunun için de restoran kasalarındaki loglardan hava durumuna göre hangi ürünlerin daha popüler olarak satıldığını buluyorlar. İlk aşama bu. Bir analiz aşaması. Özür dilerim. Bunu bildikten sonra hava durumuna bağlı olarak reklamda daha çok tüketilen bannerler, ürünleri bannerlara koymaya başlıyorlar. Şimdi tabii bu tamamen otomatik bir süreç. Kimse önceden hamburger banner'ı, patates kızartması banner reklamı yapmıyor. Reklamlar gerçek zamanlı olarak oluşturuluyor ve kampanya boyunca 25 binden fazla varyasyonda farklı reklam banner yapılıyor. Ben mesela Osaka'da şu anda hava soğuksa bir tane, çok uyduruyorum özür dilerim, bir tane yeşil çaylı süt reklamı görürken Tokyo'daki arkadaş daha sıcak bir havada muhtemelen soğuk kahve ya da işte balıklı hamburger resmi görebiliyor aynı anda. Bunun gibi reklam otomasyon çalışmalarının aslında reklam üretim maliyetlerini %90 oranında düşürdüğünü
görüyoruz kendi çalıştığımız firmalardan da. Burada dediğim gibi yapılan hiçbir insan eline dair hiçbir şey yok. İlk bulunan analizden sonra her şey otomatik bir halde devam ediyor. Dediğim gibi bunlar çok üç tane ana uygulamayı size söylediğim şeylerin nasıl hayata geçtiğiyle ilgili. Peki diyelim arkadaşlarımız var, pazarlama teknolojileri alanında çalışmak istiyorlar. Nasıl hazırlanabilirler? Nasıl biz bu sektöre kendimizi hazırlayabiliriz? Bunun için de açıkçası işverenlerin nasıl özellikler aradığına baktım. Gene benzer bir çalışma var. Burada da ilk üç özellik olarak yaratıcılık, iyi kötü bir marka stratejisi bilgisi ya da tecrübesi ve müşteriyle irtibat tecrübesi, customer experience dediğimiz tecrübe görüyoruz. Bunlar tabii ki genel geçer pazarlama profilinde baktığımız şeyler ama daha çok benim de gözlemlediğim iki tane trend var. Bir tanesi turning data into actionable insights, yani datayı, veriyi kullanıma sokabilir hale getirmek. Aynı zamanda da analytics, data ve analytics okuryazarlığı. Eskiden siz çok yaratıcı işte olduğunuz zaman, fikir insanı olduğunuz zaman pazarlamada çok kolay ajanslarda ya da firmalarda işe girebilirken, şimdi artık biz pazarlama yapacak arkadaşlardan biraz daha veri okuryazarlığı bekliyoruz. Biraz istatistik bilgisi bekliyoruz. Farklı konuları birbiriyle iliştirebilme özellikleri bekliyoruz. Bir yandan da yaratıcılıkta da önemli bir nokta var. Yaratıcılığı tamamen böyle sanatsal bir yaratıcılık olarak görmemenizi umarım. Aslında siz çok fazla yeni teknolojiler ve uygulamalarla, yazılımlarla uğraşan bir grupsunuz. O yüzden buna aşinasınız diye düşünüyorum ama bizim aradığımız yaratıcılık daha çok yaratıcı düşünme ve sorunlara farklı şekilde çözüm bulabilme türünde bir yaratıcılık. O yüzden de hani çok böyle yaratıcı değilim, resim yapmıyorum, tasarım insanı değilim diye düşünüp de lütfen eğer ilginiz varsa bu alandan caymamanızı rica ediyorum. Gene bir öğrenciysek, bu alana yeni başlıyorsak hayatımıza, profesyonel yaşantımıza dört aslında farklı alanda çalışabilirsiniz. Bunlar strateji, kreatif, data bilimi ve teknoloji mimarisi dediğimiz alanlar. Benim gibi bir profil şu anda strateji tarafında çalışıyor. Bizim yaptığımız iş, ürünleri biliyoruz. Ürünlerin hangi sorunlara ya da hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini biliyoruz. Müşterilerimizin durumlarına göre farklı çözümler oluşturuyoruz. Birbirine çok benzemeyen ama çözüm odaklı, farklı komponentleri bir çözüm haline getiriyoruz. Kreatif tarafta, yani satış ve strateji tarafında değilseniz kreatif tarafta çalışabilirsiniz. Bu arkadaşlarımız UX UI tarafında otomasyon ve kişiselleştirme yapıyorlar. Aynı zamanda az önce Japonya örneğinde söylediğim gibi reklam tarafında kişiselleştirme ve otomasyon çalışmaları yapıyorlar. Data bilimi yapabilirsiniz. Daha çok analytics ve ölçümleme üzerine farklı data veri kaynaklarının anlamlı bir şekilde gelmesi üzerine çalışabilirsiniz. Aynı zamanda teknoloji mimarisi de yapabilirsiniz. Aslında bu biraz daha buraya yazınca daha hardware bir özellik, bir şey, bilgi gibi gerekiyor ama aslında her teknoloji gibi pazarlama teknolojileri de mimari bilgisi gerektiren teknolojiler, farklı veri tabanlarına bağlantılar, farklı firmaların farklı platformlarına bağlantılar için bilgi de önemli oluyor. Ama bunların hepsinden madde ilk yapmanız gereken şey önce dijital pazarlamayı anlamak. Bunun için de baktım nasıl olabilir diye, çok temel bir altyapı için Google'ın dijital atölyesi var. Burada dijital pazarlamanın temelleriyle ilgili sertifika alabilirsiniz. Bunlar ücretsiz içerikler. Aynı zamanda bizim gene Google'ın Skillshop adlı bir web sitesi var. Burada da kayıt olarak Analytics Akademi'ye başlayabilirsiniz. Ve de benim bölümümün ekibimin sattığı ürün olan Google Marketing Platform'la ilgili bilgi alabilirsiniz. Teorik eğitimler çok güzel ama size önerim mutlaka bir yerde bir şekilde bir staj yapmanız. Antalya'da eğer ajanslar varsa lütfen onlara gidin ve en azından bir proje yapın. Müşteriler ne gibi ihtiyaçlar yapıyor, sorunlar nedir, bunları anlamaya çalışın. Staj ya da uygulama çok önemli.
Sayısal analitik beceriler de çok önemli. Eğer daha böyle pazarlama tarafında, daha yaratıcı, daha reklam tarafında bir profilseniz, o zaman da size sayısal ve analitik becerilerinizi geliştirmenizi öneriyorum. Bunun için gene baktım internete, yani Udemy'de, Coursera'da farklı şeyler var, eğitimler var. Gene Google Cloud Platform, Big Data ve Machine Learning eğitimlerini de alabilirsiniz. Bu eğitimleri aldıktan sonra eğer diyorsanız ki ben çok teknik değilim ve staj yapmak istemiyorum, gene size bir staj öneririm ya da hocalarınızla üniversitedeki küçük projeler almanızı öneririm. Ve ya eğer hiçbir şey bulamıyorsanız da kendiniz farklı projeler yaparak kendiniz denemeler yapmanızı öneririm. Özellikle Big Data ve Machine Learning konusunda webde bunları bulmak mümkün araştırırsak. Kreatif arkadaşlar, diyelim çok güzel resim yapıyorsunuz, grafik tasarım background'unuz var. O zaman size önerim de, bizim gene ücretsiz olan bir ürünümüz var, Google Web Designer. Bu Flash'tan HTML5'e geçince bir ihtiyaç doğdu. Reklam ve web tasarımı yapan bir araç bu, Google Web Designer adında. Bununla oynamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda tabii ki kreatif taraf tamamen bir reklam ya da web sitesi oluşturmaktan çok bunu farklı şekillerde kişiselleştirmeye de yönelik olduğu için gene işte Translation API, Video Intelligence API ve Vision API gibi farklı makina öğrenimi çözümlerini de öğrenmenizi tavsiye ederim. Yaptığınız ürünleri daha data odaklı konumlayabilmek için. Geçen İzmir'de yaptığım bir sunumda kullanıcılar, seyircilerden soru geldi. UX, UI ile ilgili de şeyler önerebilir misiniz diye, eğitimler. Gene sanırım bu ya Udemy ya Coursera'dan aldığım bir şey. App Design Course, UX, UI ve Design Thinking üzerine. Böyle sanırım $10 ücreti. Böyle eğitimlere katılmanızı kesinlikle öneririm. Eğer de bir yarışmaya katılma şansınız varsa lütfen yarışmalara katılın. Çünkü dediğim gibi her zaman staj vesaire imkanı olmuyor. En azından yarışmalarda kendinizi deneyebilirsiniz. Derece almak önemli değil. O yarışmaya katılmak için yaptığınız proje ve çaba bile sizin öğrendiğiniz şeyleri daha kolay uygulamaya geçirmenize yarayacaktır diye düşünüyorum. Sunumum bu kadar. Sorulara göremiyorum. Şu anda aslında eğer varsa sorulara geçebiliriz. Merhabalar tekrardan. Sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekrana soruları yansıtacağız. Sema Özbaş, veri analizleri yapabilmek için hangi becerilere sahip olmamız gerekiyor? Tabii ki ne derece veri analizi yaptığınız üzere değişiyor. Aslında veri dediğimiz şey çok basit de olabilir. İşte Excel ya da bir spreadsheet üzerinden de belli sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Çok basit uygulamalar için. Ama biraz daha şey yapmak istiyorsanız, biraz daha gerçek veri analizi tarafına eğilmek istiyorsanız, öncelikle iyi bir istatistik bilgisi gerekiyor. Yani veri öbeklerini birbirleriyle iliştirmek üzerine ve bulduğunuz çıkarımların ne kadar doğru olduğunu anlamak için. Daha sonra da gene seçiminize bakarak SQL ya da SQL, yani data veri tabanı sorgulama ve analiz dillerini öğrenmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra yapacağınız şey tamamen kendinizi eğitmenizle alakalı, işte R vesaireye doğru gidebilirsiniz. Farklı diller var ama öncelikle bence Excel'de de iyi kötü bir veri analizi yapılabilir. Sizden gelen talebe bağlı bu, yani neyi çözmeye çalıştığınızla alakalı. Ondan sonra da yine dediğim gibi iyi bir istatistik bilgisi. Sonra da SQL'e geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Startup Company diye bir hesabın bir sorusu olacak. What is Mena searching for diye bir soru var. Vallahi çok doğru söyleyeyim. Bilmiyorum. Çünkü bu her dakika değişiyor. Eğer Mena Türkiye ve diğer ülkelerin neyle ilgili arama yaptığını görmek isterseniz sizi
Google Trends sayfasına davet ederim. Eğer Google Trends'i ararsanız burada ülke coğrafyayı seçerek top arama sonuçlarını, kelimeleri, kategorileri görebilirsiniz. O yüzden cevabım Google Trends'e gitmeniz olacaktır. Sıradaki soru, Aslı Hanım nasıl başvuru yapılır? Bu konularda değinebilir misiniz? Birçok arkadaşım merak ediyor diye bir soru gelmiş. Nasıl başvuru yapılır derken nereye, yani bu rollere nasıl başvuru yapılır diye düşünüyorum herhalde, doğru mu? Herhalde öyle düşünelim. Öncelikle kendinizi tanımamız gerekiyor ve size önerim LinkedIn'de bu arama terimleriyle işleri aramanız. Yani işte nedir mesela? Data analysis, data analytics. Eğer İngilizceniz varsa tabii ki İngilizce rolleri aramanızı öneririm. Türkçe olanlar da tabii ki Türkçe'de arayabilirsiniz. Veri analisti, işte data analitiği gibi şeyleri arayabilirsiniz. Baktığınız zaman burada aranan özellikleri dikkatlice okumanızı çok dürüst bir şekilde ne kadarının sizin profilinizde olduğunu ve ne kadarını geliştirmeniz gerektiğini anlamak gerekiyor. Eğer düşünüyorsunuz ki diyelim 10 tane istenen şey var, bunlardan 5 tanesi sizde var. Bu gene de başvuru yapmak için yeterli bir profildir. Çünkü mesela biz daha çok işi yapmak isteyen ve öğrenmek isteyen insanları bulmaya çalışıyoruz Google için. Ama mutlaka aslında gidip, ben öyle yaptım Türkiye'ye döndüğüm zaman. Kapılar çaldım ve dedim ki ben böyle şeyler yapmak istiyorum. Bana staj verebilir misiniz? Çünkü bazı şeyler de işte öğreniliyor. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi kısaca LinkedIn'den ya da farklı kariyer sitelerinden iş profillerine, iş ilanlarına bakabilirsiniz. Sonra da açıkçası ben şu anda Antalya'daki ajanslar ya da Antalya'daki startuplar ya bunları arayıp tek tek hepsine bir e-mail, bir CV yollayıp LinkedIn'deki kurucularıyla irtibata geçerdim açıkçası. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru, Türkiye'de KOBİ'lerin ve markaların marka tech'e uyumları nasıl? Türkiye'de marka tech ürünlerine yapılan harcamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim Onur Bey. Aslında ben 2 sene öncesinde Türkiye için bir yıllık bir rotasyon yaptım. Burada şimdi Martech dediğimiz zaman bizim sattığımız gibi lisanslı ürünleri alabilen, daha doğrusu alabilen demeyeyim, ihtiyacı olan marka sayısı çok az. Çok büyük bir operasyonunuz olması gerekiyor. Aynı bir ERP gibi, yani bir hava yoluysanız, bir tur operatörüyseniz, bir hızlı tüketim malları üreticisiyseniz, bir otel grubuysanız, bir e-ticaret sitesiyseniz bu tür uygulamalara ihtiyacınız var. Yani iyi kötü var. Fakat daha KOBİ'seniz ve teknik bir alanda çalışmıyorsanız, yani siz bir çok ağır bir e-ticaret ya da web operasyonunuz yok ise, o zaman aslında bir Google AdWords, Facebook reklamında içinde kullandığınız fonksiyonlar bile Martech sayılabilir. Çünkü onların içerisinde bazı otomasyon komponentleri, bazı raporlama komponentleri, bazı kişiselleştirme komponentleri bulunuyor. Ama dediğim gibi çok azdır. Yani reklam verenlerin belki %10'unun kullandığını söylemek optimistik olur. Ama bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Bu teknolojilerin yapısıyla alakalı diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru. Cansu Yalçın, sizce pandemi süreci firmaların pazarlama stratejilerini nasıl etkiledi? Şöyle, çok teşekkür ederim. Güzel bir soru bu da. Aslında firmalar daha, 3 tane şeyle de değindim size. Kişiselleştirme, öngörme ve otomasyon. Pandemi sürecinde ilk gördüğümüz şey firmaların tabii ki maliyetlerini mümkün olduğu kadar aşağıya çekme ihtiyaçları oldu. Ve bunu da eğer yapabiliyorsanız otomasyonla yapmak çok daha kolay. Ben kendi gözlemlediğim alandan size örnek verebilirim. Bu hem, yani bunu acı olduğunu da söyleyebiliriz ama farklı şekilde değerlendirme olarak da düşünebilirsiniz. Şu anda siz bir hava yoluysanız ve diyelim arama reklamlarınızı yönetmek için yaklaşık 5 kişilik bir ekibe ihtiyacınız varsa, bu teknolojileri kullanarak
bir kişiyle iki kişiyle aynı randımanı alabilirsiniz. Tabii ki hiçbirimiz bu kişilerin işlerinden olmasını istemeyiz ama bu çözümlerin sunduğu katma değer diyeyim size, tekrar eden işlerin otomatize edilmesi. Yani bizim her zaman dediğim gibi farklı yaratıcı düşünme dediğimiz şeylere ihtiyacımız var. Çünkü hiçbir teknoloji çözümü, eminim bu programda da görüyorsunuzdur, henüz daha insan zekasını ve karar verme yetisini, analiz yetisini aşabilmiş değil. O yüzden dediğim gibi daha tekrar eden işleri otomatize etmeye yaradı. Aynı zamanda da şunu da yaradı diyebiliriz. Bu pandemi süreci aslında hiçbirimizin bilmediği bir süreç. Ve sonunu da öngöremediğimiz bir süreç. Kişisel görüşüm, arama makine öğrenmesinin bize bu konuda da yardımcı olacağı, her geçen gün kullanıcı davranışları değişiyor. O yüzden biz de özellikle optimizasyon ve ölçümleme alanında makine öğreniminden destek alıyoruz. İleriki trendleri, ileriki davranışları görmek için makine öğreniminin desteğini alacağımızı da düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki soru, son iki soru. Tevfik Oğuz'dan gelmiş. Merhaba, kullanıcı alışveriş ve arama verileri ile ilgili program geliştirme üzerine bir doktora projesi yapmayı düşünüyorum. Verileri nasıl alabilirim ya da bu verileri ücretsiz alma şansımız var mı diye sormuş. Tevfik Bey, bu konuda bilgim yok. Doktora projenizin ihtiyacına göre gene sizi ben Trends'e yönlendirmek isterim. Eğer tabii ki alanınıza göre eğer coğrafi bir şey bakıyorsanız farklı bir çalışma olacaktır. Aynı zamanda sizi Interactive Advertising Bureau yani IAB ile iletişime geçmenizi önermek isterim. IAB Türkiye dijital pazarlama konusunda bir birleşim ya da bir şey kurum diyebilirim. Tam yasal statülerini bilmiyorum. Dernek diyebiliriz belki de. Onlarla iletişime geçmenizi öneririm. Aynı zamanda eğer firmalarla birebir çalışmak istiyorsanız da tabii ki gizlilik sözleşmeleri kapsamında bir firmanın, bir e-ticaret firmasının da verileriyle ilgili belki çalışma yapabilirsiniz. Ama bunun hepsi tabii ki doktora projenizin kapsamı ve de okulunuzun da desteğiyle olacaktır diye düşünüyorum. Son soru. Cansiri Bozkuş'tan gelmiş. Firmalar Google'dan danışmanlık pazarlama yapmak için danışmanlık almak istiyorsa ne yapmalı? Firmaların farklı Google'da her firma aslında iyi kötü bir danışmanlık alıyor. Bunun farkı da insan tarafından mı danışmanlık alıyorlar yoksa yazılım tarafından mı danışmanlık alıyorlar? Google'ın pazarlama çözümleri yani reklam çözümleri, Google Ads dediğimiz çözümler aslında son 10 senede çok basit ve çok kullanıcı dostu hale geldi. Danışmanlık olarak size otomatik şekilde tipler, bazı öneriler geliyor. Ama çok daha farklı alan, hacimlerde reklam vermeye başladıkça tabii ki Google'da da size satış temsilcileri ve hesap müdürleri atanıyor. Bu benim alanım değil. Google Ads alanı ama dediğim gibi genel olarak KOBİ'lere ve ondan sonra da daha büyük firmalara ayrı bir danışmanlık olarak değil, reklam hizmetinin bir uzantısı olarak belli danışmanlıklar verilebiliyor. Bu çok firmaya özel ve benim alanımda değil, o yüzden daha fazla detay veremeyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Güzel sunumunuz ve cevaplarınız için. Ekip olarak tekrardan biz de sizin anneler gününüzü kutluyoruz. Ya gördünüz değil mi? Yani kusura bakmayın ama bir basıldık. Bir daha kapıyı tıklamayı unutmam. Keyifli bir etkinlikti. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de bir şey söylemek istiyorum lütfen. Ben üniversiteye giderken bilgisayar bölümlerinde, mühendislik bölümlerinde çok az kız arkadaşımız vardı. Üniversite okuyan kadınların mutlaka teknoloji alanlarında çalışmalarını istiyoruz. Daha çok görmek istiyoruz. Lütfen bu başvurular esnasında demoralize olmayın. Devam edin. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ayrıca Selin'in sunumundan da çok etkilendim. Çok teşekkür ederim bu organizasyon için. Sağ olun.
Biz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.